İstanbul Bahçeli Evler'de 6 katlı bina kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Ancak yıkım sırasında hemen yan binada da büyük hasar oluştu. Öyle ki derin çatlaklar ve meydana gelen delikler yüzünden apartman sakinleri şimdi korkudan evlerine giremiyor. Zangır zangır sallanıyoruz. 3 gündür sokaklardayız. Korku içinde, dehşet içinde yaşıyoruz şu anda. Biz de şaşırdık, kime inanacağız? Kolon nerede? Duvar kaymış gitmiş. Bura tehlikesiz olabilir mi sence? Mümkün mü? Derin çatlaklar, hasar gören duvarlar, kırılmış tuğlalar ve hatta dev delikler. Günlerdir can korkusuyla evlerine giremeyen apartman sakinleri kabusu yaşıyor. Nereye gidiyorsunuz çoluk çocuk? Vallahi dışarı çıkıyoruz şu anda, binayı boşaltıyoruz. Böyle bir yıkıma, böyle bir şeye... Yani nasıl izin veriyorlar? Yarın yağmur gelince bizim halimiz ne olacak? Zaten benim evim patladı. Böyle kepçeyi durdurup 5 dakikaya özel ihtiyaçlarımız için girip çıkıyoruz. Bahçeli Evler Çavuşpaşa Caddesi'nde 6 katlı bina kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Ancak yıkım sırasında 2 iş yeri ve 10 dairenin bulunduğu yan binada büyük hasar oluştu. Risk büyük, tehlike de büyük. Neden bahsediyoruz? İşte tam da bu binadan. Burası yıkıldı ve yanındaki binada kolonlar, tuğlalar çatlamış, patlamış ve delinmiş durumda. Bu binanın betonu çok sağlam arkadaşlar. Bizim bina ile aynı zamanda yapılmış. Görüyorsunuz. Çok sağlam. Çok sağlam abi, çok. Bak. Bak. Bak, betona bak, bak. Paramparça. Tehlikenin boyutunu en net görebileceğimiz noktadayız. Bakın, çalışmalardan dolayı bitişikteki binada kocaman bir delik açılmış durumda. Orası iş yeri ve tuğlalar gördüğünüz üzere tamamen patlamış. Kameramızı yukarıya kaldırdığımızda bir delik daha görüyoruz aynı binada. Orası da bir daire ve manzara maalesef işte bu şekilde. Eve bile giremiyoruz biz. Okuldan geliyorum, ödevlerimi yapamıyorum. Hep arkadaşlarımdan geri kaldım. Burada kocaman bir delik görüyoruz. O nedir? O delik yan binanın tuğlası çok hafif olduğu için bu tarafa gelmiş. Şimdi şu binada yıkılma riski var mı? Yok, kesinlikle yok. Temel? Kesinlikle yok. Kolonlar? Kesinlikle yok. Tehlike gerçekten de son derece büyük. Evin içindeyiz, bakın, akıl alacak gibi değil görüntü. Kolonla duvar arasında boşluk oluşmuş. Bakın, parmaklarım hatta yumruğum neredeyse tamamen içeriye kadar giriyor. Yetmiyor. Şöyle kameramızı aşağı indirdiğimizde de tuğlaların nasıl parçalandığını görmek mümkün. Binada çok çatlaklık var. O yüzden giremiyoruz yani. Sallanıyor. 3 gündür evlerine giremeyen apartman sakinleri hayatlarından endişeli ve büyük korku yaşıyor. Yıkımı gerçekleştiren firma yetkilisine göre ise hiçbir sorun yok. Burayı siz mi yıkıyorsunuz? Biz yıkım şirketiyiz, evet. Tehlike var mı? Tehlike şu anda yok. Sadece duvar delinmiş, kolonlar patlamış, çatlayan yerler var. Siz mi yaptınız? Kolonlarda herhangi bir şey yok. Sadece tuğlalar delinmiş. Onları da tamir ediyoruz. Bina sakinleri diyor ki ölüm riskimiz var. Binamız yıkılacak diyor. Yok öyle biz. Makineyle binaları zor yıkıyoruz.